akşamki halin içime dert oldu. Pek istekli değilsin galiba gitmeye. Karar verdim Zülay. Gitmeyeceğim. Aa. Niye? Ondan ayrı kalmak istemiyorum. Kimden? Necat'ı seviyorum. Onu yıllarca içimde sakladım. Artık ayrı kalamam. Duyduklarıma inanamıyorum. Gerçekten Necat'tan bahsediyorsun. Bizim Necat'tan. Evet. Niye o kadar şaşırdın? Beni ona yakıştıramadın mı yoksa? Yakıştıramadın. Saçmalama. Sadece ne diyeceğimi bilemedim. Yani böyle şaşırtırım adamı işte. Peki Necat? O sana karşı bir şey hissediyor mu? Bilmem. Sormaya cesaretim yok. Yani ondan sana gelen bir şey yok. Seni ümitlendirecek, bunu hissettirecek bir şey. Hayır. Ama ben onu seviyorum. Canım. Salak salak seviyorum. Melek. Sen yurt dışından burs kazandın. Bu şansı geri çevirme. Değer mi? Yaşamadan bilemem ki değer mi değmez mi? Kararlıyım Zülay. Gitmeyeceğim. Bence hata ediyorsun. Kimse için eğitimini bırakmamalı insan. İyi düşün Melek'ciğim. Üstelik ortada bir şey yok. Ben seviyorum ya. Yarı yarıya var demektir. Çok seviyorum. Kimseye söyleme Zülal. Ölümü. Eğer Necat duyarsa çok utanırım. Söylemem. Söyler miyim? Senden başka açılacak kimsem yok. Zaten o yüzden sordum geçen gün bahçede olanları. Saçmalama. Söyledim sana. Senin için bir öneminin olmadığını biliyorum. Onun için de yok. Umarım öyledir. Biraz daha zaman geçsin. Beni biraz daha tanısın. Birlikte biraz daha vakit geçirelim. O zaman sever diye düşünüyorum. Duygularımı anlar. Fotoğraf çekmek için hep hafta sonları bir yerlere gidelim diyor ya. Belki yakınlaşırız. Burada kalmam lazım Zülal. Necat çocukluk hayali değil benim için. Onu seviyorum. Uzaktayken de seviyordum. Ama artık ayrı kalamam. Yakınında olmam lazım. Deli diyorsun değil mi bana? Şaşkın diyorum sadece. Biraz aklını başına toplamakta fayda var. Bu kadar çok kendini kaptırırsan, hayatının her yerine Necat'ı koyarsan, sonra olmazsa büyük boşluğa düşersin. Olmayacağını nereden biliyorsun? Benim ne demek istediğimi çok iyi anladın. Bak, sen üzülürsen ben de üzülürüm. İyi olsun o zaman. Thank you.
Hadi söyle, çok merak ettim. Niye merak ediyorsun ki? Ben hiç kimse değilim. Önemli değilim. Ne annemin ne senin hayatında yerim yok. Niye böyle söylüyorsun Cat? Kim üzdü seni? Geleyim mi yanına? Neredesin? Evdeyim, yatıyorum. Annenle mi kavga ettin? Boş ver. Ah, canım benim. Bak, hiçbir şey için üzülmeye değmez. Sıkma canını. Zor günler geçiriyorsun, biliyorum. Ben belki babamın sendeki eksikliğini tamamlayamam ama her zaman yanındayım. Aha. Canın sıkıldığında beni aramana sevindim. Keşke telefonum açık olsaydı, gelseydim yanına. Ya, evdeydim. Keşke evden arasaydım. Geçti, boş ver. Tamam. Yarın görüşelim mi? Ara beni, olur mu? Tamam. Seni çok öpüyorum. İyi geceler. İyi geceler. Sana bir şey söyleyeceğim, çok güleceksin. Nükhet'e evleneceğimizi söyledim. Gerçekten mi? Kızın karşısında dağılan karizmamı toplamak için ne yapayım? Senin söylediğin aklıma geldi. Benim de öyle ağzımdan çıkıverdi. Söz ağzından bir kere çıkar belki. Bunun peşini bırakmayacağım o zaman. Sen gerçekten beni istiyor musun? Hem de nasıl? Gece senden ayrı uyumak istemiyorum artık. Sadece bu sebeple öyle mi? Tamamıyla. Hadi hadi, tamam. Rahat bırak beni. Sabah erkenden şirkette olmam gerekiyor, Necat'sın sizinden önce. Şirkette görüşürüz o zaman. Seni seviyorum. Ne oldu? Kadın yaşıyor. Birkaç kırıkla kurtulmuş. İyi, sevindim. Umarım dersini almıştır. Kendinizi dışarı çıkacak kadar iyi hissediyor musunuz Feride Hanım? İyiyim Evset. Zaten çok kalmayacağım dışarıda. Kabristan'a gidip geleceğim hemen. Günaydın. Aa, erken indin aşağı. Güya herkesi merdivenden aşağı inerken habersiz çekecektim. Makinemi toparlayamadım ama. Yarın artık. Günaydın. Günaydın yavrum. Ver bakayım, ne yaptın sen? Seninle şirkete geleyim mi? İş adamı Necat'ı çekeriz. Hiç öyle görmek istemezsin. Poz ver bakayım. Ha, böyle doğal olur işte. Günaydın. Kabus mu gördün? Ne bu surat böyle? Hayır görmedim. Sabah mahmurluğu. Sadece 3 tabak var. Biz erken yedik. Evset sen beni perişan ettin. Muhteşem olmuş bu akşam. Afiyet olsun. Bir tane daha yiyeceğim. Hadi size. Biliyorsun. Benim dikkat etmem lazım. Ay sonunda gösterim var. Aman Zülal, kaditin çıktı hala uğraşıyorsun. Ama ne? Yiyorum işte. Ceplerimi de dolduracağım, okulda da yerim. Sen annelere söyledin mi kararını? Ne kararı? Ben İsviçre'ye gitmiyorum. Sevdiklerimden ayrılmak istemiyorum.
Yürek sen çocuk musun? Böyle bir fırsat debilir mi kızım? Çocuk olmadığımı düşünüyorum. Bu benim hayatımla ilgili verdiğim ilk karar. Gitmek istemiyorum. Biz de senden ayrılmak istemiyoruz. Ama galiba haklılar. Yani bu kadar önemli bir karar vermeden önce keşke biraz daha düşünsen. İnsan ne hatalar yapıyor. Sonradan da pişman oluyor. Daha fazla düşünecek bir şeyim yok. Ben kararımı verdim. Öyleyse bizim de söyleyecek sözümüz yok. Ya asma hemen suratını. Pişman olursan bir fırsat daha kovalarım. Kızımıza güvenin azıcık. Kızım konuşur musun şununla lütfen? Aklını başına toplasın. Ben söyledim söyleyeceğim anne. Daha fazla karışamam. Hayat onun hayatı. Üstüne gitmemek lazım. Of Nüket. Bırak artık şu afra tafrayı. İçimden başka bir şey gelmiyor. Dün gece o kadar açıkladım. Özür diledim. Durumu anlattım. Ne olmuş yani? Genç bir kadınım. Biraz anlayışlı ol. Tabii babamın öldüğünü hemen unutayım değil mi? Küçük hanım. Babanın cenazesini iki gün sonra partilerde dağıtan ben değildim. İşine gelince nasıl başka taraftan bakabiliyorsun? Ben o partiyi sen istedin diye gittim. Neyse ne. Çok gençsin. Hayat şaşırtmacalarla dolu. Bir gün öyle bir gün böyle. Ben seni yargılamıyorum. Sen de beni yargılama. Bir gün gelecek beni anlayacaksın. Çıkmam lazım. Sonra konuşuruz bunları. Nüket, seni seviyorum. Sen ne düşünürsen düşün, hep seveceğim. Nasıl olmuş peki? Vurup kaçmış insafsız. Hay Allah ya. Ne oluyor? Sabah sabah ne bu dedikodu böyle? Bizim Hatice Hanım vardı ya efendim. Ne olmuş? Dün bir kaza geçirmiş. Hastanedeymiş, komşusu arayıp haber verdi. Onu konuşuyorduk. Nasıl bir kazaymış? Arabanın biri vurup kaçmış. Fena haldeymiş. İyi tamam, geçmiş olsun. Buyurun efendim. Hep yanında olacağım canım. Seni huzursuz eden her şeyi silip atacağım hayatımdan. Güven bana. Ali, hemen konuşmamız lazım. Gelsene abi, şirkete birlikte gidelim. Buraya gel diyorum. Telefonda olmaz. Konuşmamız lazım. Evset. Gidiyor musun? Önce kabristana gideceğiz. Bugün babamın ölüm yıl dönümü. Biliyorum. Halil bırakacaktı Feride Hanım'ı. Yok. Ben götüreceğim annemi. Oradan da okula gideceğim. Meleği kafana takma sen de. Necat haklı. Üstüne gitmeyin. Bakalım ne olacak. Hadi bay bay. Başka bir sebebi mi var acaba? Okuldan biri falan. Sevdiklerimden ayrılamam dedi ya.
Sen bilirsin, ha? Bilmiyorum. Hadi bay bay. Eda, sen bayağı inatçı çıktın ha. Dur, daha kararımı vermedim. Tamam, sıcak bakıyorum dedim ama hemen de yarın demedim yani. Peki peki, tamam. Daha detaylı konuşacağız. Tamam. Hadi öpüyorum. Görüşürüz. Başladı mı telefonlar? İş değil bu. Eda. Ne istiyor sabah sabah? Eda ile turizm işine başlayacağız. Dün ofise geldi, konuştuk. Bugün hemen şirketi kuralım diyor. Ben de dur dedim daha. Demek dün gece Eda yüzünden beklettin bizi yemekte. Hayır, iş yüzünden beklettim. Buyurun. Sağ ol Halil. Çok güzeller bunlar. Hadi Allah kabul etsin ziyaretinizi. Sağ ol yavrum. Gecikirsen ara bu sefer. Aman sen de uyuma şuna. Hadi görüşürüz. Allah kabul etsin, yeri cennet olsun. Sağ ol.